Sevgili izleyenlerim, İmaret Tepe'den herkese merhaba. Şu an İmaret Tepe'den sizlere sesleniyoruz. Yıllarca ilimizde spor camiasına hizmet etmiş Turan Yılmaz kardeşimizle, Turan Hoca'yla birlikteyiz. Turan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bayburt dışında hayat iyi değil öyle. Vallahi hayat her yerde aynı da Bayburt'taki rahatlık, Bayburt'taki huzur, bizim Bayburt sevgimiz Bayburt'un dışında yok. Yoktur Bayburt dışında. Yok. Bizdeki sevgi başka. Zaten o sevgi anlatılmıyor ki, o sevgi hakikaten, evet. Hakikaten yaşamak evet. Lazım. Sen o mikrofonu ver bana kardeş. Ben mikrofonu ben elimde tutuyorum. Ne lazım? Kardeş, sevgili izleyenlerim, mikrofon elimde olmadı mı? Ben rahatsız oluyorum. Şöyle acaba ses aldı mı, almadı mı diye. Şimdi Turan Hocam Bayburt Spor'a uzun yıllar hizmet etti. Bayburt'tan, Bayburt'un sporundan hiç elini çekmedi. Bunun için ben ayrıyeten teşekkür ediyorum ben. Şöyle Turan Hocam, Bayburt hakkında bir projen var mı? Bir çalışmaların var mı? Veya böyle bir şey düşünüyor musun? Sen boş durmazsın. Düşüncelerinde Bayburt hiç senin gitmez, bilirim. Vallahi en son yaptığımız senin sözleşmesi şu cümleyi kullanmıştım. Her Bayburtlu diyenin Bayburt için mutlaka yapacağı bir şey vardı. Bu sloganı ben başlatmıştım. Evet. Tabii ki bir Bayburtluyum. Bayburtlu olmanın onuru, gururu, sorumluluğuyla uzmanlık alanı futbolda tabii ki bu uğraşlarda bulunuyorum da. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki UEFA Pro Teknik Direktör diplomasına sahip. Bayburt'ta, Türkiye'de, dünyada tek Bayburtlu benim. Evet. Yani bunun Allah nasip etti. O diplomalara sahip oldum. İnşallah bu sayımız artar. Nice Turanlar buna sahip olur. İnşallah. Tabii ki bunun sorumluluğuyla federasyonda da görevlerde bulunmuştum. Tek Bayburt olmanın sorumluluğuyla tabii ki Bayburt için futbol alanında düşüncelerim, projelerim tabii ki var. Tabii ki o olması gerekir. Çünkü bunun sorumluluğu taşıyan bir insanım. Umarım bu bizim konuşmamızdan sonra ben bu işe gönül verecek, bu işi gerçek anlamda benimseyecek çok sayıda sağduyulu Bayburtlu hemşerimin olduğuna canı gönlünden inanan bir insan. Şimdi abla bir parantezle ben bir soru daha sorum. Ara sıra bana fırsat ver. Turan Hocam, aklıma geldiyse de sorum. Buyurun. Bayburtların düşündüğü benim beynime sanki böyle iletişimle gelir gibi sorular da geliyor böyle dinledikçe. Şimdi biz eskilerden gelen taban futbolcularımız vardı. Şu anda Demirözü'nde burada siz de çalıştırmıştınız. Tabanda evet. Öğrencilerimizi, bizim öğrenci gençlerimizin futbola hazırlandığını, böyle bir çalışmalarınızı ben duymuştum. Evet. Şimdi bu çalışmadan da gidek sonrasına geleceğiz. Ondan sonra projene gelelim. Yani önce biz bir tabandaki futbolcularımız, gençliğimizi, çocuklarımız yetişiyor mu? Biz ileriye dönük biz bunları kullanabileceğimiz bir durum oluşur mu? Böyle bir avantajımız olur mu? Yeni bir takım, yeni bir Bayburt Spor, o niye olmasın yani? Tabanımız hazır mı? Var mı böyle bir çalışma? Tabii ki var. Bugün değil ki, dün de vardı. Evet. Bugün de var, yarın da var. Önemli olan bu gençliğin potansiyelini görmek. Bunun için de tabii ki benim bu mesleğim, benim bu uzmanlık alanım. Ben her zaman şu fikri savundum. Benim Bayburt'umun çocuğunun diğer illerdeki veya dünyadaki futbolla uğraşanlardan daha yeteneksiz değiller. Yetenek bir Allah vergisi. Benim çocuklarımda bu var. Tek eksik benim gördüğüm, yıllardır izlediğimde, gözlemlerimde yaşadığım olay şu. Bayburt'ta biz çocuklarımıza gereken ilgiyi, gereken desteği maalesef vermiyoruz. Böyle oldu. Vermiyor muyuz, veremiyor muyuz hocam? Ben vermiyorum kelimesini kullanıyorum. Neden vermiyor diye. Çünkü yani fırsatımız var da mı vermiyoruz? Var tabii ki. Var da. Mesela bak şu anda örnek vereyim. Tepeden bakınca stadımız görünüyor. Stadımız yanında suni çim sahamız var. Bakın yazın ortasındayız. Diğer illerdeki birçok vatandaşımız sıcaktan kavrulurken
Şurada bak ne güzel serin bir hava. Çok güzel. Şu an futbol için çok ideal bir hava. Şu saatte burada biz röportaj yaparken mikrofona benim gölümden geçer. O sahada spor yapan yüzlerce gencimizin, çocuğumuzun bağırtısının gelmesi lazım. Turan hocam, büyük takımlar kampa çıktığında Bayburt'tan daha ideal bir havayla buluşabiliyor mular? Valla şöyle söyleyeyim. Merak ettim gerçekten. Valla sezon başı yıllarca profesyonel takımlarda hocalık yaptım. Evet. Federasyonda görev. Şimdi tabii ki sezon başı idmanları için Bayburt ideal. Yani iklim olarak gider, rakım olarak gider ama evet, burada kulüpleri, yani dışarıdan kulüpleri buraya getirebilecek tesislerimiz yok. Keşke yapılsa. Evet. Tabii yoksa ideal. Şu, mesela Erzurum'da bu tesisler yapıldı. Şu an sayısız takım Erzurum'da kampını yapıyor. Sezon başı hazırlıklarını yapıyorlar. Bir kere rakımımız 1500. Ama bize yeter. Bize yeter. Şu an gençliğimize yeter. Gençliğimizi tabii yetmez. Ben de oradan gidiyorum. Yetmez. Yani şuradan ben hareket etmeye çalışıyorum. Turan hocam, şimdi biz Bayburt Spor ilk kurulduğunda efendim geçen Zeki Gümüşhaneli de buradan kulakları çınlasın. Beşpınar'da Kenan Yavuz Müzesi'nde aynı soruları ona da sordum. Biz nerede kaybettik diye. Dedi ki 12 tane futbolcunun 10 tanesi bizimdi, ikisi yabancıydı. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Şimdi biz gençlerimize dedin ki var, çalışıyoruz, gençliğimiz tabanımız. Ki var. Taban olmadığından biz zaten perişan tabii olduk. Tabii ki, tabii ki. Ha, bu bağlamda biz bir düşüncen, yeni bir Bayburt Spor kurabilir miyiz? Güzel bir takım oluşturabilir miyiz? Tabanı Bayburt'tan, Bayburt'un çocuğu olacak. Hemen sana soruna şöyle cevap vereyim. Şimdi Bayburt Spor'umuz yıllar önce profesyonel lige geldi. O zaman benim faal sporculuk dönemimdi. O dönemler fazla ilgilenemedim. Ama tabii ki yakından takip ettim. Ve gurur duydum takımımız. Hatta Türkiye'de olay yaptık. O zamandan çok büyük gücümüz vardı. Biz Bayburt'ta olarak bu gücümüzün hala farkında değiliz. Hatta eski yani futbol içinde olanlar veya bu işle ilgilenen Bayburtlarımız hatırlarlar. O sene Bayburt Spor'umuz küme düşmüştü. O kadar lobi diyelim, lobimiz kuvvetliydi ki o kadar ağırlığımızı koyduk ki Türkiye'de küme düşme kaldırıldı. Bu büyük bir devrimdir futbolda. Bu büyük bir... Biz maalesef o gün yaşanan olaylarda biz Bayburtlar olarak, bakın siyasetin her şeyinde, bak siyaset hiç ilgim yok ama gerçekten yani sözümüzün geçtiği Bayburt bürokraside tabii ağırlığımız var. Doğrudur. Biz o şeyi bizi, o fırsatımızı, o alanımızı kullanamadık. Aradan yıllar geçti. Tabii faal futbolculuk dönemimiz bitti, kurslar falan derken deprem sonu ben Bayburt'a geldim. Bayburt'a geldiğim zaman Bayburt Spor'umuz 3. ligdeydi. Sağ olsun hürmetlerimi, sevgilerimi ileteyim. Şimdiki belediye başkanımız Hükmü Pekbeci'nin de desteğiyle ben memuriyette futbolu beraber yürütüyordum. Bayburt Belediyesi'ne geldim. 15 gün sonra da nasip Bayburt Spor'un başına geçtim. 3. ligde oynuyordu. Tabii benim için de memleketimin sevgisi, memleketimin benden destek ise, yardımcı olmalı ise benim için gururdu ama benim bir eksiğim şuydu. Uzun yıllar Bayburt'tan uzak kaldığım için Bayburt'un içini tamam tanımıyordum, bilmiyordum. O bana büyük bir deneyim oldu. Eksik olmasa çok dostlar edindim Bayburt'ta. Hatta gerek olsa o dönemler Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi'nde de görevliydim. Hocam dediler, sen Bayburt'a gidiyorsun. İşte inşallah Bayburt futboluna gerekli desteği verirsin diye. Ben o arzuyla, o istekle geldim. Ve büyük özveriyle Bayburt Spor'da görev yapan, ben bunu her zaman söylerim, tek Bayburt'tu, teknik direktör verdiği onurla, gururla çok şükür Bayburt Spor'umuzda görev yaptım. Az önce bir şey dedin, dedi ki yeni bir takım. Yeni bir takım diye gerek yok, bizim Bayburt Spor'umuz zaten var. Bir asper kadar üçüncülükten düştü ama neden düştü, şu oldu, tabii bu o yetkililer bilirler ama ne olursa bakın şu anda Bayburt... Biz canlandırabilir miyiz? Tekrar. Bayburt'ta niye canlanmıyor? Neden canlanmıyor? Çok şükür o zamanki gibi değil. Şimdi olay değil, olay çok farklı. O zaman spor gözüyle bak. Ama şimdi Türkiye'de artık bütün hemşerilerim lütfen şunu bilsinler. Futbol artık spor olmaktan çıktı. Bir bacasız sanayi. Bayburt'ta neden bu sanayi tütmesin?
İşte loto gelirleri, spor toto gelirleri, federasyona destekleri, en önemlisi bütün dünyanın uyguladığı bir sponsorluk yasası çıktı. Bu sponsorluk yasasından Bayburt